Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Aziz Kocaoğlu. Nedir bu ya? Nedir bu? Geceleri evimizde yatmıyoruz kokusundan. İzmir kaldı. Götürdü İzmir'i. Allah belanızı versin be. Güzelim İzmir'in içine be. Ey Aziz Kocaoğlu, ne işe yarıyorsun sen? Yazıklar olsun be. Senin belediye başkanlığına yazıklar olsun. Yazıklar olsun sizin belediyecilik anlayışınıza. Yazıklar olsun. Adamlar Haliç'i temizledi be, Haliç'i. Pırıl pırıl etti. Şimdi böyle bir isyan var. Yani adamlar Haliç'i temizledi fakat günlerdir bu koku var ve akşam saatlerinde başlıyor, enteresan. Tabii. Gece saatlerinde devam ediyor ve insanları çok ciddi rahatsız ediyor. Hakikaten bir kanalizasyondan çıkan bir koku, o tarzda bir, o tadda bir koku var. Tadlı diyorum pardon yani öyle bir koku var. Tadı mı olur kokunun? Hani bir tatlı koku diyecek aklıma geldi. İki tane de hanım var aynı şekilde gene böyle video paylaşmışlar. Aslında çok var. Burnunu tutup fotoğraf çektirenler, maske takanlar var. O kadar mıymış ya? Ben çok merak ettim ya. O kadar kötü. Camları açamıyorlarmış. Bir şimdi ben İstanbul İmam Hatip mezunuyum. Bağışlayın hemen girdim araya. Evet, Haliç kenarındadır bizim okulumuz. Bilenler evet, bilir yani çarşamba Draman sırtlarında. Abi biz küçükken işte 90'lı yıllar Nisan ayının sonundan itibaren havalar da ısınıyor, cam açamazdık. Kışın o zaten cam açılmıyor. O camlar açılmamaktan şey olur. Öyle bir kokardı. Elhamdülillah kalmadı öyle bir şey. Tabii, ya. Doğru. Bir de şimdi İzmir'de bu hanımların da bir isyanı. Onu da kısaca bir dinleyelim. Sonra bu meseleyi bir çözmeye çalışalım. Bakalım buradan çözebilecek miyiz? Boyozla Moyozla sizin bu şeyin tarihiyle bakalım. Şevketi Bostan falan bir şeyler yapacağız. Balkon deliklerine kadar ıslak bezlerle kapatıyoruz. Eve acayip bir koku yayılıyor. Biz de güzel yanında oturuyoruz. Acayip koku yayılıyor. Lağım kokusu bildiğin evlerimizde oturamıyoruz. O da mazgallar yapıldıktan mümkün sonra değil, uzun mazgallar yapıldı ya ondan sonra başladı. Yani evi bütün gün kloraklarla temizliyoruz. Yok koku hiç gitmiyor. Balkonlarda oturuluyor. Evin içinde oturuluyor. Bugüne kadar yani bu seneye kadar böyle bir şey yaşamadık biz. İlk defa bu kadar yaşıyoruz. Anlamını çözemedik. Nedir sıkıntı bilemedik. Yani belediyeyle malakası durum. Evet, sorun bu. İzmir'de ciddi bir koku problemi var. İnsanlar rahatsız, camlarını açamıyorlar. Bir lağım kokusu yayılıyor. Akşam vakitleri de fazlalaşıyor. İzmir'den, belediyesinden bununla ilgili hiçbir hareket veya açıklama şimdiye en azından duymadık. Bugün şu anda varsa bilemiyorum. Haberleri bile yoktur ne olduğunu. Ve sevindim biliyoruz. Yani şimdi İzmir'in enteresan bir takım sorunları var. Bu tabii şu anda son günlerde konuşulan bir mevzu. Taciddin hatırlarsın bundan yıllar önce asayişli su meselesi vardı İzmir. Evet. Hatta İzmir Belediyesi suyu bedava dağıttı. Evet. Yani çok fazla asayişlik var ya bundan da para alacak halimiz yok zehirliyoruz bari bedava zehirleyelim diye bedava dağıttılar suyu. Ha, sipon şaka falan değil. Çekilir onunla bir şey olur ama. Yani. Ama öyle, sonuçta, öyle tabii, düşünüyordur kafanız. Arkasından su problemi geçen sene ve önceki sene yaşandı. 8-10 gün sular akmadı. Evet. Ve hatırlıyorsun İzmir'de çok ilginç yalnız fotoğraf Taciddin. İzmir'de elinde bidonlarla İzmirli vatandaşlar camilerde o cami çeşmelerinde kuyruğa falan girdiler. Şimdi İzmir, bidon, su, çeşme falan yani gene Yılmaz Akdeniz'e bir gönderme olsun diye söylüyorum. Ama bunlar yaşandı. Ne diyorsun bu İzmir Belediyesi'nin bütün bu yaşananlara karşın hala İzmir'de CHP'nin bir arkadaşımın latifesiyle başlayayım mı Hikmet abi? Söyle abi dinliyoruz. Bu Trikopis'in şeyin Yunan ordusunun diyor bahtı neydi biliyor musunuz o zaman diyor. CHP'li bir belediye başkanı yoktu. Kolibasili olmadan vardılar Yunanistan'a diyor. Bir arkadaşımın latifesi. Evet. Şimdi bak İstanbul gibi değil. Tamam bir büyük şehir ama yayılımına baktığında bak o Foça şeyinden güzel bahçe yolu bir taraftan da Tire, Aydın şeyine doğru. Oraları böyle, biliyorsun yani. Bilirim bilirim ve severim. Ve çok giderim. Çok eşim dostum da çoktur. Sürekli yukarı doğru açılım mesela Buca'dan yukarı çıktığında seni bir ormanlık şey karşılar. Güzel bahçe yoluna çıktığında Narlıdere tarafına sol tarafın açılabilecek bir dağlık alandır. Yani sürekli İstanbul gibi değil Bağcılar'dan çıktım düşeceğin yer Esenler oradan düşeceğin yer Bayrampaşa falan böyle bir şey değil. Böyle yuvarlak halinde bir keşmekeşten ziyade daha böyle hat halinde bir şehir. Hı hı. Ve açılımları daha kolay, sorunları daha kolay çözülebilecek bir şehir. O anlamda şehircilik anlamında. Bu benim yorumum değil, bu bir arkadaşımın yorumuydu. İzmir'de bana anlatırken bu işlerden anlayan. Şimdi
Şeye baktığımızda Hikmet abi, evet, maalesef İzmir'in siyasetini belirleyen en önemli şeyin bir nativizm olduğunu, yani nativizm, yani buralılık, evet, bir İzmirlilik ve İzmirliliği de, ki biliyorsun orası Demokrat Parti'nin kalesidir, rahmetli Menderes'in ya, kalesidir. Ya, ancak bir yer tabii Aydın orası. Bir yerde bunun dönüşümüyle artık CHP'liliğin bir parçası sayıldığı bir şey. Şimdi mesela ilk yakınan amcamız, ben zannetmiyorum, evet, ki ilk seçimde CHP'nin adayından başka birisine rey versin. Değil mi? Evet. O hanımlar burada, da muhtemelen. Burada belediye seçiminde bir insan neye, hangi motivasyonla oy atarı konuşmamız lazım bizim bu insanlarla. Bak, bu genel seçim değil. Burada senin kanalizasyonun, affedersin, kademanenin akıntısı, suyun, çöpünün toplanması, yola efendim. Bu kademane bir gün başıma sıkıntı açtı. Camide kademane diye sordum. Yaşlı bir amcaya, Kadir abi diye bağırdı. Seni arıyor dedi. Kademaneyi Kadir abi anladı. Bu gibi senin hayatını, yaşam standartını yükseltici şeyleri, yükseltici değil yahu, çukura düşmekten kurtarıcı, temel hizmetleri, evet, verici şeyleri yapıyor mu yapmıyor mu konuşacağız. Ben bulunduğum bölgenin belediyesinden her şikayet edişimde İzmir'e, İzmir o taraflara bir bakıyorum. Aydın'a bir gittim. Aydın hiç şey değil yani, hiç memnun kalınacak bir yer değil. O İncirliova Aydın yolu falan çok sıkıntılı. Ben o yüzden şükrediyorum hep olduğum yerin belediyesine. Ama yani bu millet hizmete bakmıyor mu diyorsunuz? Bakmıyor abi. Şey, kör şeyini bellemiş gibi derler ya, neyini, değneğini bellemiş gibi mi? Köy değneğini bellemiş gibi. Bakacak, altı oka atacak. Oralarda bir değişim beklemiyorum. Evet.